İç dirençleri önemsiz, e, EMK'lı özdeş üreteçler ve özdeş R dirençleriyle kullan devre şekildeki gibidir. Buna göre iyi akım şiddetini veren ifade aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda birden fazla üreteç varsa eşlerini birden fazla direnç varsa eşlerini düşünüyoruz. Yani E toplam eşittir, I toplam çarpı R eş şeklinde devrenin E eşitir, I çarpı R denklemini yazacağız. Buraya baktığımızda bu iki seri ve arkadaşlar düz olduğundan dolayı burası 2 EMK yapmış olacak. Bu 1 EMK 1 EMK paralel olduğu için eş değeri 1 EMK olmuş oldu. Yani şunları atıp burada sanki bir tane EMK varmış gibi düşünebiliriz. Yine bunlarda diğerlerine paralel şey seri bağlı olduğundan dolayı E E E 3 tane E yapmış oldu. Yani toplam EMK'mız 3E. İ toplam yani ana koldaki akımımız I çarpı eşler direnç Eşdeğer direncimiz de bu ikisi paralel olduğu için R.R R çarpımları böyle toplamlarından R bölü 2 yapar. R bölü 2 burası, R de burası olduğu için 3 R bölü 2 olmuş oldu. Eşler direncimiz de 3 R bölü 2. Bize akımı veren bağıntı nedir diye sormuş. İ'yi buradan çektiğimizde karşımıza arkadaşlar iyi çekersek 3'ler gitti. 2 E bölü R'ye eşit olur. Yani cevabımız E seçeneği doğru olur deriz. İç dirençleri önemsiz özdeş üreteçler ve özdeş dirençlerle kurulan şekil 1 ve şekil 2'deki devrelerde A1 A2 ampermetrenin ölçtükleri akım şiddetleri sırasıyla I1 I2'dir. Buna göre I1 bölü I2 oranı nedir? Şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devremize baktığımızda özdeş üreteç için bunların EMK'larına bir EMK dirençlerine de bir R dediğimizde yine buradakiler EMK'larına bir EMK diyorum. Hop şimdi devreye birinci devreye baktığımızda e, e, seri ve düz olduğu için eş değeri iki tane E yapmış oldu. I toplam yani ana koldaki akım yani I 1 akımı çarpı eş değer direncimiz de 2R. Buradan arkadaşlar akımı çektiğimizde I 1 E bölü R eşit olmuş oldu. E bölü R. İkinci devremizde paralel olduğu için üreteşler eş değeri E E bir E'dir. 1 E eşittir I toplam yani ana koldaki akım yani I 2 akımı çarpı eş değer direnç rr R paralel olduğu olduğundan dolayı çarpımları bölü toplamlarından R bölü 2 yapar. O halde karşımıza i 2'yi çektiğimizde 2 E bölü R ifadesi çıkar. Bunu arkadaşlar bir dersen bu 2 olduğu için i 1 bölü i 2 akımını o zaman 1 bölü 2 şeklinde bulmuş olur. Cevabımız B seçeneği doğrudur deriz. İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan elektrik devresi şeklindeki bilir buna göre ampermetrin ölçtüğü akım şiddeti kaç amperdir şeklinde sorum. Şimdi devremize baktığımızda birden fazla üreteç birden fazla direnç var. O halde e, toplam eşittir. I toplam çarpı R eş bağımlısını uyguladığımızda devremizde arkadaşlar bu iki tane üretecimiz e, ters bağlam seri ve ters. O halde bu bunun artı kutbundan çıkan akım da bunun artı kutbundan çıkan akım zıt yönde olduğu için ters olduğu için bu daha baskın gelecek. Yani toplam EMK'mız 10 volt olmuş oldu. 10 eşittir i toplam yani ana koldaki akımımız i eş değer direncimiz de bu ikisi paralel olduğundan dolayı çarpımları böyle toplamlarından 18 bölü 9'dan dolayı 2 ohm yaptı. 2, 1, Yine burada 2 ohmluk bir direncimiz var. Yani toplamda 2, 1, 2 daha 5 ohm yapıyor. 5 ohmluk eş değer direncimizde devreden geçen akım 2 amper şiddetinde çıkar. Yani ana kol 2 amperdir ve ampermetre ana kolda olduğu için 2 amperi ölçer. Cevabımız B seçeneği doğru olur deriz. İç önemsiz özdeş üreteçler ve özdeş dirençlerle oluşturulan şekil 1, 2 ve 3'teki elektrik devrelerinde ana kol akımları sırasıyla i1, i2, i3'tür. Buna göre i1, i2, i3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Devremizde yine birden fazla üreteç var. O halde E toplam eşittir. I e toplam çarpı R eş bağansını uyguladığımızda birinci devremizde seri ve düz olan şu özdeş üreteşler dediği için e e, e eş değer arkadaşlar şunlar birbirlerini yok edince bir taneye kalmış oldu. Bir e eşittir i toplam i bir eş değer direncimizde r olduğu için i biri buradan bir e bölü r şiddetinde bulmuş olduk. Şimdi ikinci devremize baktığımızda e e eş değeri paralel olduğundan dolayı bunların 1 e yapar. Bu bir e ile yanındaki bir e de seri ve düz olduğu için iki e yapmış oldu. Yani ikinci devremizin toplam mk'sı 2 e. M, 2 eşittir i2 çarpı eş değer direnç. i2 çarpı eş değer dirençimize 1r. Yani i2'yi çektiğimizde 2 e bölü r şiddetinde çıktı. Şimdi üçüncü devremiz e e e paralel olduğu için eş değer e yani toplam e k bunların 1 e olmuş oldu. Paralelde bir tanesine eşit oluyor. O zaman e eşittir i toplam yani i3 çarpı eş değer dirençimize r olduğu için i3'ü arkadaşlar çekersek e bölü r çıkar. Yani bu e bölü r, bu e bölü r, bu da 2 e bölü r olduğu için i2'nin en büyük 1 ile 3'ün ise birbirlerine eşit olduğunu söyler. 2 büyük 1 3 eşit yani cevap C seçeneği doğrudur deriz. İş dirençleri önemlisi, özdeş üreteç ve özdeş lambalarla oluşturulan şekil 1 2 3'teki elektrik devrelerinde KLM üreteşlerin tükenme süreleri sırasıyla TK, TL, TM'dir. Bunlar arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bir üretecin ömrü üreteçten çıkan akımla ters orantılı. O zaman her bir devre için üreteçlerden çıkan akımları buradaki KLM üreteçlerine kadar indirgeyeceğim. Yani ilk önce ana koldaki akım bulacağım sonra K'dan çıkan akım buna göre düşünmüş olacağım. Şimdi birinci devreye baktığımızda özdeş üreteçler dediği için V V eş değerimiz seri ve düz olduğundan dolayı 2V gelimiz var. İ toplam Birinci devremizde eşler direncimiz RR seri olduğundan dolayı 2R'ye sahip olmuş oldu. Yani iyi toplamımız birinci devrede V bölü R olmuş oldu. V bölü R'ye 1 diyelim arkadaşlar. Demek ki buradan birlik bir akım çıkıyor. Her ikisinden çıkan akım da seri olduğu için birlik bir akıma eşlerdir dil İkinci şekle baktığımızda V, V eş değerimiz arkadaşlar paralel olduğu için 1V olmuş oldu. O halde 1V eşittir i toplam yani ana koldaki akımımız çarpı eşdeğer dirençleyeceğim. R, R, R bölü 2 olmuş olacak. Yani buradan 2V bölü R olmuş oldu ana koldaki akımız. 2V bölü R dersem burada ana kol 2 ise bu 2V bölü R'ye 2 dedim. E, paralel kollardan gelen akımların da 1, 1 şeklinde olması gerekiyor. Yani L üreticinden çıkan akım 1 oldu. Bakın K'dan da 1 oldu. Bunların o zaman ömürleri aynı. Üçüncü devreye baktığımızda V ve bunlar paralel olduğundan dolayı eş değeri 1 V. I toplam ana koldaki akımımız I toplam çarpı R eş. RR seri olduğundan dolayı 2 R'lik bir eş değer direncimiz var. Yani ana koldaki akımızın V bölü 2 R olduğunu yani 1 bölü 2 olduğunu söyleriz. Burası 1 bölü 2 ise arkadaşlar paralel kollardan gelen yani M'den ve üzerindekinden gelen akımlar 1 bölü 4'e 1 bölü 4 şeklinde olmalı. O halde M'den çıkan akım 1 bölü 4 diğer K ve L'den çıkan akımlarında bir olduğunu söylemiştik. O halde K ve L'nin ömürleri aynı ama akımları büyük olduğu için M'nin ömrünün de bunlardan daha büyük olduğunu. M'nin ömrü en fazla K ve L'nin ömürleri birbirlerine eşit. M büyük K L eşit yani cevabımız A seçeneği olmalı diyeceğiz. İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalarla kullanan elektrik devresinde S anahtar açıktır. Buna göre S anahtarı kapatılırsa K lambasının parlaklığı ve üreticinin tükenme süresinin değişimi hakkında ne söylenebilir diye soruluyor. Arkadaşlar devremize başlangıçta baktığımızda üreticimiz sayesinde buradaki K lambası sadece yanıyor ve K lambasının kullandığı gerilim ve şiddetinde olmuş oluyor. Peki anahtarı kapattığımızda ne olacak? Paralel bir lamba daha bağladığımız için burada yine bunun kullandığı gerilim ve bunun kullandığında gerilim V olmuş olacak. Yani kullandığı gerilim değişmeyecek. Lambaların lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı. Tabi gücü bulunurken V çarpı I'den veya I kare çarpı R'den veya V kare bölü R'den yararlanıp bulabiliyoruz. E o zaman ben sonuçsunu denemek istiyorum arkadaşlar. Sonuçsunda çünkü bizim lambamızın direnci değişmedi K lambasının. E kullandığı gerilim de değişmedi. O zaman parlaklığı değişmez. Demek ki parlaklığımız arkadaşlar yine aynı gerilimde çalıştığımız için değişmeyecek. E, üreticinin tükenme süresi veya lambanın yanma süresi olarak da ifade edilebilir. Çünkü bu tükenince bunu da lambanın yandığı, yanmadığını gözlemliyoruz. Yani bitince lambalar da yanmıyor. O zaman ne yapalım? Üreticinin ömrüne bakalım. Üreticinin ömrüne baktığımızda ondan çıkan akımla ters orantılı. Başlangıçtaki için yazıyorum. Sadece K lambası yandığı için i1 çarpı buradaki lambamız özdeş olarak verilmiş diğeriyle dirençlerini r dedim. i1 çarpı r'den i1 akımımız v bölü r çıkmış oldu. Peki ikinci duruma bakalım. Yine v gerilimini kullanıyoruz. Ama lambalarımız bu sefer paralel bağlanmış. i2 çarpı eşdeğer direncimiz r r r bölü 2 yapıyor paralel olduğundan dolayı İyi ki ikinci durumda üreteçten çıkan akım 2V bölü R çıkmış oldu. Yani akım başlangıçta iken ikinci durumda 2 iki oluyor. Demek ki üreteçten çıkan akım ikinci durumda arttığı için ömrü ne yapacak? Azalacak. Çok akım çıkması, erken bitmesi demek. Demek ki ömrü de, tükenme süresi de azalmış olacak. Yani ikisini sağlayan seçenek C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. İç dirençler önemsiz özdeş üreteşler ve lamba ile kurulan elektrik devresinde S anahtarı açıktır. Buna göre S anahtarı kapatılırsa lambanın parlaklığı ve K üreticinin tükenme süresinin değişimi hakkında ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı. E gücü nasıl buluyoruz? 3 farklı yolla. V çarpı i ile bulunabilir veya i kare çarpı r yardımıyla bulunabilir veya v kare bölü r yardımıyla bulunabilir. Ben genelde üçüncüsünü tercih ediyorum. Yani gerilimi tercih ediyorum. Burada arkadaşlar üreticimizin gerilimine v dediğimizde o bu tek başına tek lamba olduğu için bu gerilimi kullanmış olacak. V gerilimi R direncinde kullanıldı. Peki ne yapıyoruz ikinci olarak biz? Anahtarı kapatıyoruz. Anahtarı kapattığımızda ne değişiyor? E, Paylar bir tane daha üreteş bağlıyoruz. E, Eşler gerilimimiz yani toplam gerilimimizde bir değişim oluyor mu? Olmuyor. Yine aynı gerilim olmuş oluyor. V gerilimi toplam gerilimimiz oluyor. Yine lambamız aynı gerilimi kullandı. E, direnci de değişmediği için yani parlaklığı değişmez diyeceğiz. Lambamızın parlaklığı arkadaşlar değişmeyecek. E, peki gerilim... Ee, üreticimizin tükenme süresine, K üreticinin tükenme süresini e, sormuş. Şimdi tek başına başlangıçta V üretici V gelimindeki üretici I çarpı R şeklinde başlangıçta I1 akımı çıkmış olsun. I1 çarpı I1 işte buradan çektiğimizde V bölü R çıktı. Peki yani bir diyelim akıma. Peki ben bunu kapattığımda buna paralel bir tane bağladığım için eş değer gelimde bir değişim oldu mu toplamda olmadı. I toplam dediğimiz akım ikinci durumda eşdeğer direncimiz de değişmedi. Yani ikinci durumdaki toplam akım ana koldaki akımdır bu. V bölü R'yi gösterdi. Yani yukarıdaki aynı ama ana koldaki akım arkadaşlar V bölü R'yi gösteriyor. E bunlar paralel olduğu için her birisinden çıkan akımlar ana koldaki akımı oluşturacaklar. Yani o zaman V bölü 2R, V bölü 2R çıkmış oldu. Yani ikinci durumda üreticimizden K üreticinden çıkan akım V bölü 2R oldu. Paralel olduğu için paylaştılar. Ana koldaki belki değişmedi V bölü R ama paralel kollardan çekilen akım yarısı kadar olduğu için i bölü 2. Yani ne yaptı akımımız üreteçten çıkan akımımız azaldı. Üreteçten çıkan akım azalırsa üretecin ömrü artar. Ondan dolayı da cevap B seçeneği doğru olur deriz. İç dirençler önemsiz, özdeş üreteşler ve k lambası ile kurulan şekildeki elektrik devresinde 1-2-3 no'lu anahtarlar açıktır. Buna göre 1-2-3 no'lu anahtarlardan hangilerinin tek başına kapatılması sonucunda k ışık verir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar her birini ayrı ayrı deniyoruz. Bakın şimdi başlangıçtan devrede bir akım dolanmıyor. Çünkü buradaki anahtarlar açık olduğu için döngüyü sağlayacak bir gider akım yolu yok. O halde biri kapattığımızda, biri kapatırsak arkadaşlar eksi artı artı eksi eksi artı zaten şunlar birbirlerini yok ediyor bir tane üreticinin gerilimiyle kalanmamız arkadaşlar yanıyor mu yanıyor birincisi arkadaşlar yanar V gerilimi de yanar hatta İkinci, anahtarı kapattığımızda tek başına tabi burası açık o bakın buradan gelecek eksi artı eksi artı eksi artı artı eksi şunlar birbirlerini götürecek Bunlar da seri ve düz olmuş olacak. Eksi artı eksi artı dediğimiz. Yani 2V geriliminde yine buradaki K lambamız yanmış oluyor. 2'de de lambamız ışık verir. 3'e baktığımızda arkadaşlar 3'ü kapattığımızda diğerleri açık olduğu için akım buradan gelecek. Yani üreticimiz eksi artı. Bunlar ise artı eksi şeklinde. Yani bunların eş değeri arkadaşlar artı eksi. Bu da eksi artı olduğu için yani bunun gönderdiği akımla bunun gönderdiği akımlar zıt yönde olduğundan dolayı birbirini söndürecek. Yani bunlar şu ikisi bu bir tanesi ne yapacak yok etmiş olacak. Eş çünkü bir tane EMK oluyor ve ters yönde olduğu için bunu yok ettiği için eş değer bir gerilim olmamış oluyor. Toplamda bir gerilim olmamış olduğu için 3'te lambamız ışık vermez. Yani demek ki 1 ve 2 kapatıldığında lambamız yanıyor ışık veriyor ama 3'te ışık vermez gerilimler çünkü birbirini yok eder diyeceğiz. İç dirençler önemsiz özdeş üreteş ve K lambası ile kurulan şekildeki elektrik devresinde K lambasının parlaklığı yalnız 1 nolu anahtar kapatılığında I1, yalnız 2 nolu anahtar kapatılığında I2, yalnız 3 nolu anahtar kapatılığında I3 oluyor. Buna göre I1, I2, I3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar her bir durumu ayrı ayrı değerlendireceğiz. Zaten anahtarlarımız açık olduğu için devrede bir akım başlangıçta geçmez. Şimdi birinci durum için başlayalım. Birinci anahtarı kapattığımızda devreye bakarsak eksi artı hop eksi artı ve üreticimizlerin e toplamı seri ve düz olduğu için buradaki K lambasının yanmasını sağlayacak. E, E eş değerimiz arkadaşlar iki tane E yapmış oldu. 2 eşittir I1 çarpı eş değer direnç. Zaten bir lambamız var direncimiz R. O zaman I1 akımızın buradan 2 E bölü R olduğunu söyleriz. Yani 2 diyelim. Şimdi yalnız 2 no'lu anahtarı kapattığımızda eksi artı artı eksi. Bunlar birbirlerini yok etti. Burada bunların eş de e e paralel olduğu için bir tane çıktı. Yani 1 emk şiddetinde bir gelimiz var. i 2 çarpı eş değer direncimiz bir lambamız olduğu için r. Yani i 2 akımızın buradan e bölü r olduğunu görüyoruz. Üçüncü duruma baktığımızda bu anahtarı kapattığımızda o burada eksi artı eksi artı seri ve düz oluyor bunlar. Diğer taraflar zaten açık olduğu için kullanılmıyor. Yani 2MK, e, 2 e eşittir. i 3 çarpı eş değer direncimiz R. i 3 de buradan 2E bölü R olduğu karşımıza çıkıyor. 1 ile 3 birbirlerine eşit. 2 bunlardan küçük olduğu için 1 eşittir 3. 2 de bunlardan küçük. i 2 dersek 1 3'e eşit. 2 bunlardan küçük. Yani cevap E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.